ABD eski başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde emlak dolandırıcılığından suçlu bulundu efendim. Ödeyeceği ceza tutarı toplam 454 milyon dolar. Seçim kampanyası içinse para ihtiyacı var. Ancak kasası boş, onu söyleyelim. Şapka, parfüm, ayakkabı derken son çare olarak internet üzerinden incir satmaya başladı. Milyon dolarlık ceza servetini eritti. Parasız kalınca çareyi İncil satışında buldu. Amerika'da Kasım ayında başkanlık seçimleri var. Favori aday Donald Trump. Ön seçimlerde yarışı önde tamamlıyor. Ancak başı davalarla dertte. Geçtiğimiz günlerde emlak dolandırıcılığından suçlu bulundu. Ödeyeceği miktar tam 354 milyon dolar. Bu onun için en büyük darbe. Çünkü seçim kampanyasını sürdürebilmesi için paraya ihtiyacı var. Here we go again. Russia, Russia, Russia. Bağış kampanyasından da istediği sonucu alamayan Trump ilginç bir yönteme başvurdu. Sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden İncil satmaya başladı. God bless the USA Bible and it's very important and very important to me. Amerika eski lideri hesabından paylaştığı videoda seçmenlerine seslendi. Bu benim en sevdiğim kitap dedi. God bless the USA Bible. İncil'in fiyatı 60 dolar. Türk parasıyla 1930 lira. Trump kampanyasına para bulmak için parfüm ve ayakkabı da satmıştı. And God bless the USA. Efendim Yeşilçam'ın efsanesi Kadir İnanır'ın hastalığının ardından damar tıkanıklığı bir kez daha gündemde. Özellikle beyin ve kalp damarlarındaki tıkanıklık hayati tehlikeye taşıyor diyebiliriz. Şimdi uzmanlar şah damarı tıkanıklığı için uyarıyor. Risk grupları için düzenli kontrol şart diyorlar. Peki başka ne diyorlar? Gelin uzmanlardan dinleyelim. Her şey var vallahi bizde. Ekmek yağlı, falan. Ekmek her şey var. 70 yaşındayım, onun için sağlıklıyım herhalde değil mi? Kimi yediğine içtiğine pek özen göstermiyor, kimi sağlıklı kalabilmek için yürüyor. Şimdi inme hepimizin bildiği gibi dünya üzerinde ölümlerin ikinci sebebi. 2023 yılında yapılan istatistiki bir çalışmaya göre dünya üzerinde 2023 yılında 15 milyon kişi felç geçirmiş. Yani yüksek potansiyeli olan bir hastalık. Yeşilçam'ın efsanesi Kadir İnanır'ın hastaneye kaldırılmasıyla bir kez daha gündeme geldi. Damar tıkanıklığı ve inme tehlike saçıyor. Evet, özellikle yüksek tansiyonu olanlarda bu hastalık daha fazla meydana gelebiliyor. Beraberinde kolesterol yüksekliği varsa, atrial fibrilasyon dediğimiz bir kalp problemi varsa, bir ritim problemi varsa, şeker hastalığı varsa, böbrek hastalığı varsa bu insanlarda felç geçirme riski daha yüksek. Halk arasında şah damarı tıkanıklığı olarak da bilinen karotis arter hastalığına karşı dikkat. Siz ne sıklıkla doktora gidersiniz? Vallahi doğrusunu söylemek gerekirse 3 yılda bir kere gitmişimdir. Mesela en son şah damarlarınızı ne zaman kontrol ettirdiniz? Ettirmedim. Bazen bir belirti dahi vermeden ortaya çıkıyor. Orta ve ileri yaştakileri tehdit ediyor. Yüksek tansiyon ve kolesterol şikayeti olanlar dikkat. Şah damarı tıkanıklığı sizler için sinsi bir tehlike. Yani 60 yaşın üstünde bu saydığımız risk faktörlerden bir veya birkaçı varsa kişinin en azından tarama testi olarak senede bir kere kendi şah damarını bir ultrason yaptırıp buradaki darlık varlığını ortaya koyması ve gerekiyorsa da bunun takibi gerekiyor. Risk grupları için düzenli kontrol çok önemli. Uzmanlar sağlıklı bir vücut için doğru beslenme diyor. İşte kolesterol yüksekliği için yağlı, hayvansal yağlı gıdalardan biraz vazgeçmek, düzenli bir yaşam, yürüyüş, spor bunlar çok çok önemli.